Dostlar merhaba. Kitap dedektifinin bu bölümünde daha aydın bir Rusya ideali kuran, üniversiteli ve aykırı bir gencin dünyasını ele alan Turgenev'in unutulmaz eseri Babalar ve Oğullar'a ele alacağız. 1800'lü yılların sonlarına doğru Rusya'da pek çok fikir akımı ortaya çıkmış. Popülistler, anarşistler, batıcılar, slavcılar ve Rus nihilistleri bunlardan sadece birkaçı. Bunların haricinde pek çok daha fikir akımı var. Fakat kendilerini hem entelektüel dünyada hem de sosyal hayatta gösteremedikleri için çok fazla bu saydıklarım kadar önemli değiller. Fakat bu kadar ideolojik akımın ortaya çıkışı aslında Rus monarşisinin temellerinin çürümeye başladığının bir göstergesi ve aynı zamanda bu monarşik anlayışın, yerleşik düzenin, büyük yıkılışının da ayak sesleri. Aydınlar, dönemin aydınları bir arayış içindeler bir yenilik istiyorlar ve halkı zulmetmekten başka bir iş görmeyen mevcut konjektürün yıkılması için yok olması için ellerinden geleni yapıyorlar çünkü Rusya mevcut konjektürle hem dünya medeniyetlerinin gerisinde kalıyor hem de batının gölgesinde, batı medeniyetinin gölgesinde gitgide yozlaşıyor. Bu sebeple aydınların hem entelektüel dünyaya hem bilim dünyasına hem sosyal hayata hem siyasi hayata Ciddi bir kafa tutuşu, başkaldırışı o dönemlerde söz konusu. Daha önceki videolarda da biraz daha detaylı bir şekilde durumu anlatmıştım zaten. Böyle bir ortamda çözüm önerileriyle ortaya çıkan bir ideoloji var. Bugün Rus nihilizmi olarak adlandırdığımız akım bu. Ve bu akımın en önemli edebi ürünlerinden biri Babalar ve Oğullardır. Türgenyev'in Babalar ve Oğulları Rus nihilizminin en önemli edebi eseridir. Çünkü bu eserde tüm detaylarıyla nihilizmin ne olduğunu ve Rusya'da siyasal nihilizmin nasıl bir form kazandığını çok detaylı bir şekilde görüyoruz. Eserimizin baş karakteri Bazarov ki benim de aylarca kendisine hayran kaldığım ve etkisini çıkamadığım nadir karakterlerden biridir. Turgenev nihilizmi bize Bazarov'un karakteri ve fikirleriyle anlatmaya çalışıyor. Bunu da gayet iyi bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda eski yeni nesil çatışmasının bir iz düşümü babalar ve oğullar. Bazarov yeni neslin bir simgesiyken tartıştığı bir türlü münakaşaya girdiği herkes de eski neslin, geleneksel olanın bir temsilcisi eserdi. Yine Eserde işlenen konular dönemin üzerinde tartışılan ve popülaritesini koruyan mevzular aslında. Hatta hayatın içinden ve dinamik son derece güncel aktüeliteye hitap eden konuların işlendiğini görüyoruz. Mesela kitapta okunan, ben öyle düşünüyorum, kitapta okunan bir gazete. Gazetenin yayın tarihi daha doğrusu o satırların yazıldığı gün bile olabilir diye düşünmüştüm okurken. Kısaca babalar ve oğullar ülkesinin gidişatından memnun olmayan devrimci bir gencin kendi dönemiyle çatışmasını, fikir, yeni bir fikrin savunuculuğunu üstlenmesini ve bir kuşak çatışmasını konu almakta. Bu haliyle aslında Sadece Rusya için değil modernite ve gelenek arasında kalmış bir tercih yapmak zorunda kalan veya geleneksel olanla yeni olanın, yenilikçi olanın muhasebesini yapmaya çalışan bu iki dünya arasında bir yerlerde konuşlanmaya çalışan ve bunların sürekli içerisinde çatışmasını yaşayan gençlerin, toplumların, nesillerin, kuşakların bir kitabı. Bir kitabı olduğu için sadece Rusya için anlamamak gerek diye düşünüyorum. Bu esere tabii ki puanım 10 üzerinden 10. Ve eseri okuyup beğenenler için de 3 kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan birincisi Nietzsche'nin Böyle buyur güzel Düştü adlı eseri. İkincisi Nikos Kazancakis'in Kazan Zorba'sı. Üçüncüsü ise Albert Camus'un Yabancısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar dilerim.